Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz Cansungur ve Ruhlar Alemi kanalında. Önceki videoları izlemişsinizdir, izlememişsinizdir bilemem. Ama şu an Karaköy Mürver'deyiz. Karaköy Mürver'in bar lordu. Artık ben bir şekilde şey yapacağım seni. Çünkü sadece diğer title'lar yetmiyor. Serhat bizlerle beraber. Abi deminki videoda bize bir Negroni. Negroni sözü verdin. Kampari neyse şuradan gördüm kafamı. Okey. Negroni sözü verdin. Şöyle kralından bize bir Negroni yapıyorsun. Ben biraz sonra sana tarifini de soracağım. Nedir, tamam, neler koyduğun için anlatıyorum. O zaman abi burası senin. Ben çıkıyorum bile. Hadi bakalım. Abi süper. Valla sen bize bu Negroni demin anlatırken dedin ki herhangi bir barda rahatça sipariş verebileceğiniz basit, hatta evde yapabilecekleri belki tabii malzemelerini ki aldıktan sonra bir tariftir. Bunu yapamayan işi bıraksın dedi Serhat Bey. Arkadaşlar ben buna ufaktan... Afiyet tamam, olsun. Okay. Nedir abi peki, bize bir anlatır mısın? Abi Negroni'nin hikayesi çok farklı. Bütün oranları birebir olan 2,5-2,5-2,5 CL dediğimiz hani... Herhangi bir ölçü aletinde ne kadar koyuyorsanız hepsinden aynı derecede koyduğunuz zaman üst üste alkollerini buzla beraber karıştırdığınızda 30 saniye boyunca çok güzel bir Negroni elde edersiniz. Tabii bunda ana alkolümüz olan cinin de çok önemi var. Aha. Ne koydun? Ne kullandın cin olarak abi? Bombay Sapphire London Dry Gin kullandım. Süper. Şey bunun soracağım. Hikayesi... Çok cin var. Evet. Hikayesi anlat da. Çok cin var. Niye sen Bombay Sapphire'i seçiyorsun burada? Çünkü şurada senin cin rafı var. Arkada görüyorsun arkadaşlar. Evet. Oo yani. Sallıyorum şu an. Niye Konut Hansen veyahut da Roku cin değil de bu? Şimdi fiyat onlar, dengesi de vardır fiyat içinde. Gerekirse onu da söyle yani. Var. Okay. Artı mesela Roku cin kullansam alkol oranı aynı kalacak. Aha. Ama içerisindeki botanikler, Japon botanikleri olacak. O yüzden onu kullanmak istemedim. Çünkü klasik bir Negroni değişmez bir şey. Yok olur mu tatlar? Bazı tatlar mesela cin çok, çok iyi. Farklı tatlar sen buna şey koyuyorsun. Neydi şey koyduğumuz? Campari mi? Campari. Campari ötekinin tadını bastırıyor biraz da değil mi? Campari bastırıyor ötekinin tadını. Bir de istemediğimiz tatları da alabiliyoruz. Ha, yani okay. Klasik olduğu zaman hiçbir okay şekilde değiştirmemek anladım lazım. Anladım, tamam. Bu her yerde aynı tadı alabileceğim bir şey olsun London istiyorsun London Dry Gin olsun yeterli. Yes. Nedir abi peki hikayemiz? Hikayesini de biliyorsun sen bunu çünkü bunun. Bunun hikayesi çok sevdiğim bir hikaye benim açıkçası. Milano'dan Bitter. Aha. Torino'dan da Vermut geliyor. Bitterleri, vermutları sana ayrı videolarda anlattıracağım. Şu an değil ama. Tamamdır. Bu uzun yıllar boyunca İtalya'da Mito kokteyli olarak satılıyor bu kokteyl. Aha. Sonrasında Amerikanlar geliyor İtalya'ya. Bu kokteyli içmeye başlıyorlar ama çoğu içemiyor. Alkol oranı yüksek geliyor. Hmm. Amerikanlara biraz sert geliyor kokteyl. Ondan sonra soda ekliyorlar. Diyorlar ki hani bunun üzerine biraz soda ekleyelim. Bir de limon koyalım içerisine. Hem şeyi de alalım. O twist'i alalım, hem de diyor sodayla beraber yumuşatalım, rahat rahat içebilelim biz bunu diyor. Aynı o espresso americano olduğu gibi kahvedeki. Bir şey yumuşatınca americano diyorlar, biraz aynen şey gibi. Onun üzerine de sonrasında Camilo Negroni dediğimiz bir kont bir bara gidiyor. Oturuyor diyor ki ben diyor bir şey alayım, Mito alayım ama alkol oranı yüksek olsun diyor. Hani biraz alkol olsun istediğim diyor, akşam büyük ihtimal takılmaya çıkacak. Alkol oranı yüksek istiyor. Bu sefer barmen de cin koyuyor onun yerine. Hmm, soda yerine. Tabii. Şeyle, sodayla açmak yerine cinle açıyor tabii, aslında. Cinle okay alkol oranını yükseltiyor. Sodayla hiçbir şekilde açmıyor. Okay. Sonrasında diyor ki hani cini koydum diyor. Ben diyor şimdi kopyala yapıştır olmasın. Elimde portakal var. Portakal dilimini kesiyor içerisine, aha, atıyor. Kont Camilo Negroni sonrasında bunu fıçılar halinde hazırlıyor. O kadar. Fıçı olarak da satıyor. Okay. Tabii şişelettirip satılıyor. 1919 yılında ilk bu kokteyl yapılıyor. Sonrasında devam ediyor. Sevdiğim bir kokteyl. Hiçbir şekilde şey olmaz. Nasıl diyeyim? Aynı eşit miktarda kullandığınız zaman bozmaz. İstediğiniz her yerde aynı eşit miktarda alabilirsiniz. Campari'de ama... ne var abi? Campari'de ne var? Campari'de kan portakalı var. Kan portakalı var. Vermut, kullandığın vermut senin kırmızı vermut mu? Evet, beyaz vermut. Rosso. Rosso vermut kullanıyorsun. Rosso'yu zaten kırmızı şaraptan yapıyorlar değil yani mi? Kırmızı üzüm, aynen. Kırmızı üzümden. Tamam. Bir de portakal attın içine. Cinim de var. Bu üçünün karışıklığıyla ortaya nasıl tarif edebiliriz bunun tat ve koku profilini? Koku olarak artık tümüyle portakal ve turunçgil baskın tabii, zaten. Baskın.
Tat olarak buruk tatlarımız var. Gin'in verdiği burukluk var. Bana sorarsan vermutun da Campari'nin de verdiği burukluk var. Campari çok şekerli tadını, diğer ikisi birazcık bastırıp aynen, dengeliyor. Aynen. Ortaya böyle çok rahat içimle sevgili arkadaşlar tadı lezzetli bir şey çıkıyor. Bunun kötüsünü nasıl anlarım? Bunun kötüsünü demin aldığınız kokuları aha, çok böyle içme der gecesini alırsanız eğer. Evet, anladım. Kötüsünü okay, anlarsınız. Veyahut da Campari'si ya da... Rengi, ya da... rengi zaten kendini belli ediyor. Renginden yes, de şey yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Daha da bunu kötü servis eden bir yer görürseniz orada artık bir daha ne kokteyl söyleyin. Hani şişeli ürün orada, şişelenmiş 50'lik bira tüketin arkadaşlar, bu işlere girmeyin diyoruz. La Casa de Papel'de barı darmadağın ediyor ya, aha, Negroni istiyor. Aha. Hani bir Negroni de yaparsın artık. Ha, izlemedim artık, öyle bir sahne mi var? Tabii, Negroni'yi de yaparsın diyor. Tadına baktıktan sonra barın komple indiriyor aşağıya. Okey, yani haklı olarak. Çünkü Negroni'yi de artık yaparsın. Bir de Boulevardier var. Tabii. Gin yerine viski kullandığında. Gin yerine viski kullandığında Boulevardier oluyor. Ne kullanırdın viski kullanacak olsam? Jameson Black Barrel demeyeceğim. Okey, ne? Jameson Black Barrel'ı çok sevdik kendim, abi. Aslında ben kendime yaparsam eğer... Kendine yapıyorsun. Yani kendime yaparsam direkt düz Jameson kullanırım. Ben Jameson abi, şey biliyorsun. Okey. Servis veriyorsun. Burada birisi istedi. Geldi... Şey, müşteri istedi yani. Woodford'dan güzel oluyor. Woodford. Rye mı, şey mi? Klasiği mi? Klasik. Klasiği, okey. Ekstra tüyoları da aldınız sevgili arkadaşlar. Tarife de gördünüz. Abi çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet alıyorum olsun. Alıyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi baktınız. Bay bay.